A-Plus Güncel. Hazırlayan ve sunan Cihan Akbudak. Merhaba Radyo Ege Kampüs dinleyenleri. Bugün A-Plus Güncel programının konuğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödül alan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar. Sayın Kasaplar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba herkese. Merhaba. Bize kendinizi ve biriminizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim İbrahim Sertaç Kasaplar. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Radyo, televizyon ve sinema bölümünde. Fakültede genellikle video prodüksiyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belgeseller, kısa filmler ve televizyon programları, YouTube içerikleri gibi. Ben ağırlıklı olarak teknik departmanda çalışıyorum, kamera arkasında ve post prodüksiyon dediğimiz bilgisayar departmanında çalışıyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Bazen kamera önünde de görüyoruz ama. Bazen kendimi tutamayıp kamera önüne geçtiğimde oluyor, evet. Çok güzel. Aldığınız ödüle geçmeden önce yazdığınız bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bas Pedala adlı kitabınızda Avrupa'da yaşayan farklı hayatları olan insanları, ortak noktaları düzenli bisiklet kullanmak olan insanların hikayelerini ve onlarla yapılan röportajları anlatıyorsunuz. Bize biraz bu kitabınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii, seve seve bahsedeyim. Bas Pedala Avrupa Bisikletli Yaşam Hikayeleri isimli kitabımın çıkış noktası 2013 yılına dayanıyor aslında. TRT Belgesel Televizyonu için hazırladığım bir belgesel projesiydi. 6 bölümlük, TRT tarafından onaylanan. Amsterdam ve Berlin bölümlerini gerçekleştirmiştim, çekimlerini tamamlamıştım. Daha sonra proje iptal oldu ve ben askere gidip geldikten sonra bu projeyi kitaplaştırmayı düşündüm. Çünkü çok sayıda röportaj yapmıştım Avrupa'daki bisiklet kullanıcılarıyla bu belgesel kapsamında. Bu çalışmalar boşa gitmesin diye yazılı kaynağa dönüşmesi için bir kitap çalışması başlattım 2015 yılında. İçerik olarak özetle şöyle: Avrupa'nın günlük yaşamda en çok bisiklet kullanan şehirlerinde bisiklet kullanan farklı insan profillerinden kişilerle tanışıp onlarla birer gün geçirerek bisikleti günlük hayatta nasıl bir ulaşım aracı olarak kullandıklarını ve deneyimlerini anlatmalarını istedim aslında. Bu farklı profildeki insanlar arasında akademisyenler de var, bisikletle para kazanan kuryeler de var, belediye ve şehir plancıları, yöneticiler de var, trafik protestosu yapan ve bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını isteyen sivil toplum temsilcileri de var. Her sabah küçük çocuğunu okula götüren aileler de var. Yani dolayısıyla çok farklı yelpazeden insanlarla bisiklet ortak noktası üzerinden röportajlar gerçekleştirip bunları kitaplaştırma üzerine bir projeydi bu. Ben de bisiklet seven ve amatör olarak kullanan biri olarak sormak istiyorum. Bu kitabınıza kitap evlerinden ulaşabiliriz, alabiliriz değil mi? Evet, özellikle internet üzerindeki satış yapan online kitap evlerinin tamamında mevcut. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kitabı yazmadan önce konusu bisiklet olan bir kitabı dilimize çevirdiniz. Bisiklet Turunun Temelleri adlı bu kitaba kısaca değinebilir misiniz? Tabii, bundan da kısaca bahsedeyim. 2013 yılında henüz kendim büyük bir bisiklet turu gerçekleştirmemiştim. Sadece Türkiye'de Kuzey Ege ve Güney Ege'de birer haftalık kamplı bisiklet turları yapmıştım. Bu turlardan önce internet üzerinde araştırma yaparken Türkçe kaynak eksikliğine rastladım. Yani henüz hiç bisikletle uzun yolculuk yapmamış birisi bu turlara nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat etmeli? Bu gibi konularda Türkçe kaynaklar çok eksikti. Hollandalı Friedel çiftinin 3 yıllık bir dünya turu vardı ve bu dünya turunun ardından deneyimlerini kitaplaştırmışlardı İngilizce olarak. Ücretsiz olarak bunu yayınlamışlardı. Ben de onlardan izin alarak 66 sayfalık bu İngilizce kitabı Türkçe'ye çevirdim ve online olarak ücretsiz yayına koydum. Çok fazla insan tarafından indirildi, çok güzel geri dönüşler aldım. Dolayısıyla bu alanda bir eksiklik gördüğüm için hem de kendim bilgilenmek istediğim için böyle bir çalışma yaptım. Benim için de çok öğretici oldu. Emeğinize sağlık. Ödülünüze geçmeden önce, programa girmeden önce sohbet sırasında bir bisikletle ilgili bir projeden bahsettiniz. Ama pandemiden dolayı yarım kalmıştı. Bize o projeden bahsedebilir misiniz? Ege Üniversitesi'nin 4 kez düzenlediği bisiklet sempozyumu etkinliği vardı. Bunun bir yenisini, 5.sini planlamıştık. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Alev Hoca ile birlikte. Kendisi de bir bisiklet kullanıcısı.
Bu sempozyum kapsamında uluslararası davetlileri konuk etmeyi, ödüllü bisiklet filmlerini göstermeyi planlamıştık. Ancak pandemi dolayısıyla bunu en azından bir yıl erteleme ihtiyacı hissettik. Yani bu sempozyumu gerçekleştirdiğimizde hem Türkiye'den hem dünyadan çok farklı bisiklet kullanıcılarının bir araya geldiği bir veya iki günlük bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Pandemiden sonra bu projenin de devamı dileğiyle evet. Programımıza devam ediyoruz. Değerli Radyo Ege Kampüs dinleyenleri, 100.8 frekansında A+ Güncel programında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar'ın aldığı ödülü konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Kasaplar, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında yönetmenliğini sizin yaptığınız Zorunda filmi birinci oldu. Filmin konusu neydi? Bize anlatabilir misiniz? Tabii. Zorunda adlı kısa film aslında göç temalı. Filmi yapmadan önce Ekim ayında filmi birlikte yazdığım Sevilay arkadaşımla birlikte öncelikle insan haklarını listeledik ve hangi alanda özellikle mesaj vermek istediğimizi ortaya çıkardık. İzmir'de yaşadığımız için ve Sevilay arkadaşım da bir sivil toplum çalışanı olduğu için en fazla göç eden insanların yaşadığı sıkıntılarla ilgili sorunlara yakından tanıktı. Dolayısıyla biz de özellikle deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen insanların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir konuyu ön plana çıkarmak istedik. Ve çok küçük bir hikaye yazdık. 3 dakikalık bir film zaten bizim filmimiz. Bu 3 dakikalık filmde hem ironik bir bavul reklamı izliyoruz. Stüdyoda bir reklam filminde ailece çıkılacak bir tatilde bavulun önemini anlatan bir kahraman var. Bir telefonla bu kaliteli bavullara sahip olabilirsiniz. Ailenizle çıkacağınız bu tatillerde, bu yolculuklarda eşyalarınızın ıslanmaması için ve çok sayıda eşyayı yanınızda taşıyabilmeniz için işte böyle kaliteli valizlere ihtiyacınız var vesaire gibi ironik, biraz da sempatik mesajların verildiği bir reklam filmine paralel olarak zorunlu göç etmek zorunda kalan insanların o valizleri aslında nasıl kullandıkları ile ilgili sahnelerin olduğu bir filmdi bu. Yaşadıkları şehirleri ve hayatlarını bir valize sığdırarak bir daha geri dönmemek üzere o şehirleri terk eden insanların görüntülerinin olduğu, hikayelerinin aktarıldığı bir paralel kurguyla birlikte finalinde de bir deniz kaçakçısının bu valizleri bir kayığa doldurduğu sahneyle de filmi bitiriyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Evet, etkileyici ve merak ettirici bir son olmuş. Aynı film Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 10. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda üçüncülük ve Hindistan'da düzenlenen Kalakari Film Festivali'nde ise hem finalist olarak yarışma hem de özel seçki kapsamında gösterim olanağı kazandı. Hem bu yarışmayı bize anlatsanız hem de biz sizinle gurur duyduk. Siz neler hissettiniz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği insan hakları temalı kısa film yarışması bu sene 10. kez gerçekleşti. Dolayısıyla bu alanda köklü bir yarışma. Burada finalist olmak bile bizim için çok heyecan vericiydi. Üçüncülük ödülüne layık görülmek tahminlerimizin de ötesindeydi. Biz de çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk. Aynı şekilde Hindistan'dan da hem kabul almak hem de bu arada Hindistan'da kabul aldığımız film festivali de Hindistan'ın en büyük 10 film festivalinden biri. IMDb bilgilerine göre. Dolayısıyla oradan hem kabul almak hem yarışma kategorisinde finalist ilan edilmek gene beklediğimizin çok ötesinde bir haberdi. Bundan da çok mutlu olduk. Bu yaşadığımı yani kişisel olarak şöyle ifade edebilirim. Bir yanımız emeğimiz bu şekilde ödüllendirildiği için, karşılık bulduğu için çok mutlu oluyor. Öte yanımız böyle insanın vicdanını rahatsız eden sorunlardan dolayı ödüllendirildiğimiz için bizi daha da fazla düşünmeye sevk ediyor aslında. Çünkü bir yandan ciddi meselelerle ilgili mesaj vermeye çalışıyoruz. Öte yandan da bu mesajlarımızın doğru anlaşıldığından emin olmak istiyoruz. Dolayısıyla biraz karmaşık bir histi benim için. Yani hem seviniyoruz ama bir yandan da keşke böyle meselelerle ilgili filmler yapmak zorunda kalmasak diyoruz. Yani aslında söylemek istediğim bu yani. Keşke bu yaşananlar olmasaydı da. Hiç ödül almasaydık. Evet, öyle diyorsunuz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Gerçekten. Sayın Kasaplar, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ağırlıklı olarak evlerimize kapandığımız bir süreçte biz hem bu kısa filmlerimizi üretmeye hem kitap yazmaya ve yayınlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince hayata tutunmaya ve pozitif düşünmeye devam etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kapalı geçirdiğimiz veya biraz asosyal geçirdiğimiz günlerin üretimimize yansımasını temenni ediyorum hepimiz için. Evet, ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu dönem boş durmadınız, üretime devam ettiniz. Emeğinize sağlık.
Sayın Kasaplar, size çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Radyo Ege Kampüs dinleyenleri, bugünkü A+ Güncel programında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasapları konuk ettik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. A+ Güncel. Hazırlayan ve sunan Cihan Akbudak.